Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Okan Koç ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat sizlerle olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Evet, sen de hoş geldin Melike. Hoş bulduk, ben de hoş geldim. Sen de hoş geldin Mehmet. Ama ben senden biraz daha önce geldim. Erken geldin. Ben rötar yemedim. Zaman 4 gibi Türkiye'deydim. Çok güzel. Portekiz maçını izleyebildin mi canım? Erken. İzledim. Gürcistan'ı da izledin. Gürcistan'a yetişemedim. Yetişemedin. Çok yoğunluk ki Dortmund'da, Düsseldorf'taki o yoğunluğa sen de şahit olmuşsundur. Evet. Normal maçları takip ettim. Yok, dışarıda canlı, takip ettim. Dışarıdan mı? Dışarıdan Portekiz maçı tribündeydim. Muhakkak paylaşırız görüşlerimizi. Tabii. Sen de atmosferi yaşadın. Yani çok güzeldi stat. Ben sana şöyle söyleyeyim. Melike, beni iyi tanıdığını düşünüyorum. Türkiye içinde çok umutlu değilim turnuva öncesi ama. Evet ya, sen hep bunu söylüyordun ve ben sana kızıyordum. Gürcistan maçını Alman televizyonundan dinledim ve sağ olsun abim sayılır Mahmut abi hep bana tercüme etti. Şöyle Alman televizyonları şunu söyledi. Umarız bir sonraki turlarda Türkiye ile eşleşiriz. Çünkü çok güzel maç olacak. Türkiye'nin maçı çok güzel. Gürcistan maçındaki pozitif futbol. Ben de açık söyleyeyim, biraz o Almanya'daki gurbetçilerimiz etkisi olsa gerek, bir Portekiz maçına acabalarla gittim ama çok kolay teslim olduk. Hatta işin üzüntü verici kısmı muhakkak Okan Koç da katılacaktır. Bu kadar kolay teslim olan bir ülke yok. Örnek vereyim, Romanya-Belçika maçı bile sonda 2-0 oldu. Evet. Yani olabildiğince takımlar hep maç içinde kaldı. Uzun uzadıya konuşuruz. Evet, konuşacak çok şey var tabii ki. Milli takımı da konuşacağız ama gündemdeki diğer haberleri de konuşacağız. Bir yandan çok fazla transfer ve transfer planlamaları ile ilgili yeni gelişmeler oluyor. Onları da paylaşacağız. Şimdi ben de ayağımın tozuyla, yani gerçek anlamda ayağımın tozuyla geldim. Yani böyle son saatte yetiştim gibi bir şey. Rötar da yaptı uçağımız. Tabii bir hava trafiği var. Çok yoğun. Uçaklar kalkıyor. Hem rötar hem uçak içinde biraz da bekledik. Ancak geldik ama ben çok güzel 2 gün geçirdim. Önce bir güven çocuğu gibi, yani artık dalga geçebilirsiniz Emre, bir teşekkürle başlamak istiyorum. Çok güzel bir ekiple çok güzel bir 2 gün geçirdim. Yenseydik, kazansaydık, Portekiz'i yenebilseydik belki çok 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 daha güzel olacaktı ama ona rağmen çok keyifliydi. Teşekkür etmek istiyorum Didem Hanım'a, Didem Baltacı'ya, Burak Kartal'a öncelikle. Burada olan bizimle gelemedi ama Büşra Atan'a. Orada bizi ağırlayan sevgili kardeşimiz Oğuzhan'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve birlikte gittiğim ekipteki arkadaşlarıma teşekkür edeceğim. Yağız Sabuncuoğlu, Deniz Aksoy, Merve Toy, Gökmen Özcan, Ümit Erdim. Çok güzel bir ekip olduk, çok eğlendik, çok keyif aldık. Gerçekten çok güzel bir 2 gündü. Hepsine buradan sevgiler, teşekkürler tekrar. Umarım bir başka etkinlikte yine o atmosferi, böyle bir atmosferi, benzerini yaşama fırsatı buluruz. Herkese selamlar. Onlar da muhtemelen ben hızlı hızlı kaçtım. Evlerine ya da gidecekleri yerlere gitmeye çalışıyorlardır. Hepsine buradan selamlar göndermek istiyorum ve başlayalım. Milli takıma sonra gelelim. Olur. Çünkü Euro 2024'te bugün de olacak. İlerleyen dakikalarda maç bittiğinde üzerine konuşacağız. Hem günün maçlarını hem yarını. Onun haricinde tabii ki milli takımımızı ve biliyorum merak ettiğiniz çok şey var. Görüntüler, işte izledikleriniz, bazı kafanıza takılanlar, sorularınız ve tabii ki konuklarımın da yorumları var. Hepsine geleceğiz. Ama dedim ya, bir yandan da transferle ilgili planlamalar, yeni gelişmeler, haberler var. Hızlı hızlı bir onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Galatasaray'la başlayacağım. Nelson'un durumu. Nelson'la ilgili zaten Mehmet Özcan da ayrıntıları verecektir ama Galatasaray'ın planları var. O planlar neymiş, bir haberimizde detaylara bakalım. Sonra konuşalım. Evet Mehmet Özcan, seninle başlayayım. Sonra Okan Koç'un da yorumlarını alacağım. Nelson, yani bulmuşken, böyle rotasyonda da kullanabilmişken oyuncuları, ben de olsam açıkçası benim fikrim uzatırım. Devam ederim Nelson'la. Sen ne düşünüyorsun? Şöyle yorumlayalım Melike. Daha çok gol atan takım değil, daha az gol yiyen takım şampiyon oldu sezon finalinde. Elbette burada bir numaralı faktör Muslera desek de Galatasaray çok iyi 3 stoperle oynadı. Hatta yani Okan Koç da muhakkak paylaşır görüşünü. Beşiktaş ve Trabzonspor'un en net problemi stoper ikilileriydi. Evet. İyi oyuncular bulamadılar. Galatasaray belki biraz iddialı oldu işin maliyet kısmında. Abdülkerim Nelson'un 9,5 milyon Sanchez eklenmesi ama nihayetinde teoride doğru olduğunu pratikte de gördük. Bu noktada da Galatasaray'ın Nelson devam kararı doğru. Bir de tabii işin şu kısmı da var Melike. Oyuncu turnuvayı kaçırdı sakatlığı sebebiyle. Yani bir piyasa yapma şansı. Evet. Bir gerçek var. Süper Lig'deki performans, o paralar verilmiyor. Yani Sacha Boey bugün Bayern Münih'e gittiyse, zamanında Cenk Tosun Everton'a gittiyse Şampiyon Ligi performansı veya milli takımlarla turnuva performanslarıdır. Nihayetinde Nelson için de 20 milyon euro üzeri rakamlar hayal ediliyor ama bir gerçek var. Turnuvayı kaçırdı.
Bu noktada sizin oyuncunun motivasyonunu bozmamanız gerek. 1.2 milyon euro kazanıyor ki Galatasaray'ın yabancıların ortalamasını alacaksak düşük bir rakam. O yüzden zam da yapabilirsiniz. Artık kontratını uzatırsınız. Ben doğru bir hamle olarak yorumluyorum Nelson'a devam kararını Galatasaray'ın. Sonuçta güvenilir, garanti bir oyuncu Nelson. Evet. Ya sen ne düşünüyorsun? Ligi biliyor. Aynen ben de Mehmet Özcan'ın dediklerine katılıyorum. Bir de şu avantaj mesela Galatasaray için. Takımı tanıyor. Yani ligi biliyor, takımı tanıyor. Yanında da Sanchez'le şeyin olması çok büyük avantaj. Cengaver stoper tanımını uyuyor. Hava toplarını yükseliyor. İkisiyle de oynayabiliyor bir de yani. İkisiyle de oynayabiliyor. Bir de şimdi piyasayı kaçırdı diyor ya, turnuvaya katılamadı. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde de oynayamadı çok fazla süre. Doğru. Sanchez, Abdülkerim oynadı. Aynen. Orada da çok fazla piyasa yapamadı ama yani büyük ihtimal yani 20 milyon eurolar falan hayal satma gibi bir şey olur. Yani şu an olmaz işte. Onu söylüyorum. Bir ara o transfer dönemi geçen sene çok konuşuluyordu ya. 16-17'ler konuşuluyordu. Sevilla'nın teklifi vardı. Hemen verdim. Bir dakika düşünün ama lazım. Ama oralara da gelmediği. Rahmetli sen İlhan öyle Cavcı'nın bir lafı var. İlhan Cavcı'nın bir lafı var abi. Yani teklif geldiği zaman hemen vereceksin. Bir sonraki dönemlerde kolay kolay o teklifleri bulamıyorsun. Hem futbolcu psikolojik mental olarak da düşün Melike. Şimdi tamam Nelson ligimizde önemli stoperlerin bir tanesi. Yani Galatasaray takımına da çok önemli işler yaptı, katkı sağladı ama şimdi Galatasaray'ın yerinde olsam çok ciddi rakamlar gelmediği takdirde tutarım yani. Şimdi Nelson'u gönderdikten sonra kimi alacaksın? İki tane stoperim var. Zaman zaman Berkan'ı, Kaan'ı çekiyorsun oraya. Orjinal mevkileri olmadığından dolayı ama şimdi burada Nelson'un kalması Galatasaray için büyük bir avantaj. Benim sevdiğim agresif, cengaver dediğiniz gibi. Yani hava toplarına bir hava çok zorluyor. Bazen, ayakta tabii oyunu geriden kurma konusunda çok etkili değil ama yani iyi bir stoper. Kalması biraz, daha doğru olur. Biraz bazen Galatasaray'ın Karagümrük'ten yediği gol aklıma geldi sezon sonu Olimpiyat'ta. Geri kaçma ya durumu olur, var rakibi. Oluyor bunlar tabii. Sevgili Mehmet. Şimdi niye dostum biliyor musun? Yani şimdi bazen futbolcu o gün gününde olamıyor. Bazen pozisyon hatası yapabiliyor. Yani bunlar yaşanıyor. Dünyanın en iyi stoperleri de bu hataları tabii yapıyor. Yani ya futbol hatalar oynuyor. Şimdi hata yaptığın zaman gol buluyorsun veyahut da gol yiyorsun. Yani rakip takıma gol atıyorsun. Nelson da yani Nelson gibi stoperi şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bravo her takım ister. Bu açıdan da bakmak bir lazım. Bir de Nelson gibi stoper almaya kalktığın zaman şu anda sen daha iyi biliyorsun tabii Galatasaray'ın içini. Şu ciddi şekilde bir teklif var mı Galatasaray'da? Nelson'la ilgili. Barış Alper'e var. Nelson'a yok. Nelson'a benim bildiğim Abdülkerim'i Galatasaray almıştı. Markay'ı satmıştı. O dönem Sevilla 13 milyon euro teklif yaptı. Satmadı Galatasaray. Doğrusu oydu çünkü takım 13. bitirmiş, şampiyonluk ana hedefti. İlk Icardi sezonu evet kastıyorum. O dönem satılmadı. Nelson'da birçok detay var Nelson'un değerli kılan. Ben ısrarlıyım. Ben ucuz stoper, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Düşük maliyetle gelip yüksek performans, benim aklıma Beşiktaş'ta Marcelo geliyor. Evet. Yani, sonra yani, bir de sattı onu. Şöyle parada çok kazandı. İstisna durum yani. Çünkü o geldiği takım Ceyhun Gülselam'la aynı takımdaydı. Hannover'den. Küme düşüyorlardı. Düştü. Küme düşen takımdan oyuncu mu alınır denmişti. İşte örnek vereyim şimdi. Marcao küme düşen takımdan evet geldi ama 4 milyon yani. Stoper'de öyle 1-2 milyon euro ile Nelson gibi, Abdülkerim gibi, Sanchez gibi stoper bulamazsınız. Yani siz bu oyuncuları 10 milyon euroya sattığınız zaman 2-3 milyon euroya ikame edeceğinizin garantisi yok. Şimdi, o yüzden de stoperde ben istikrardan yanayım Galatasaray'da. Nelson'un da yani performansının artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de oyun sistemi. Galatasaray hep ön alanda oynuyordu. Çok fazla dikkat ederseniz stoperlere orta saha iş düşmedi. O Torreira ile öndeki oyuncular arkaya gelen bağlantıları kesiyor. Yani burada o baskıyla bunlara çok fazla. Duran toplarda da etkili bir oyuncu. Hem defansif anlamda hem gol ofansif anlamda. Gol attı bu sezon, başladı gol attı. Gol attı. Ya işte en büyük handikaplarından bir tane, oyuna geriden iyi topu sokamıyor. Ayakları çok kaliteli olmadığını herkes görebiliyor ama o da zaten iyi olmuş olsa çok farklı seviyelerde olurdu. Doğru. Yani stoperde benim en çok aradığım özelliklerden bir tanesi abi. Sağda karakter, yüreğin her şeyini koyacak. Bunlar var mı onlarda? Var. Yani bunların birçoğu Nelson'da var. Bunları İzninle görebiliyoruz. Bir araya gireyim. Şu soruyu da sorayım. Hatta milli takımımızı uzun uzadıya konuşacağız ama örnek vereyim. Nelson profil stoperimiz yok mesela evet maçlarda. Vardı. Birebir vardı ama eski Melih'ten eser yok şu anda. Evet. Temaslı stoper önemli Melike o yüzden. Nelson'un ben Galatasaray'da şimdi devam Nelson etmesi doğru. Hem set oyununu hem rakip sahada oynanan oyunu da oynayabiliyor. Yani set oyunu ne olur? Rakip baskı kurduğu zaman dönen topları, hava hakimiyeti, yandan gelen, havadan gelen her topları vurabilecek potansiyelde bir oyuncu. Önde oynadığın zaman da adama rakibe, kendi rakibine karşı yakın oynuyor. Bu avantajları iyi değerlendiriyor. Galatasaray için büyük bir avantaj. Okan Hoca da kalmasını ister zaten. İstiyor gitme. Hiçbir oyuncunun istemiyor gitmesini. Korumak yani istiyor. Kaç para istiyor mesela uzatmak için bu yani yeni sözleşmeye? Ben 1.2 milyon euro, ona bir %50 zam yapıldığı zaman uzatmaması için bir sebep görmüyorum. 2 milyon euro örnek mesela şu anda
Bulabilir bu seviyelerde bir stoper bulabilir misin? Onu söylüyorum. Yani stoper bulamıyorsun. Ben anlıyorum. Örnek veriyorum. Soru soru cevap şeklinde yani, gidiyorum. Garantisi yok. Bildiğin bir şekilde fayda sağladığın oyuncu. Beşiktaş geçen sezon gördük. Amarty, evet, Amarty Bailey yani. Olmadı. Ara transferde bir İngiltere'den oyuncu geldi. Borrell geldi. Olmadı çok, yani. Çok, o bölgede çok. Ben yani şu çok önemli. Hep derler ya atanla tutan. Tamam atanla tutan da önemli de bir takımda bence en çok yani takımın böyle ileriye doğru taşıyabilecek bölge orta saha bölgesidir. Hem defansa hem hücum bölgesine o bağlantıları kuruyor. Geriye geldiği zaman da o topların önüne geçiyor. Yani rakibin avantajını negatife çevirme olasılığı yüksek oluyor. Ama yani Nelson iyi bir oyuncu. Kalması bence Galatasaray açısından daha avantajlı olur. Şimdi bir izleyici sorusuyla devam edeceğim. Stoper'den konuştuk. Bir de bek diyelim. Tabii merak ediliyor. Başka merak edilenler de var. Bek transferi ne olacak? Şu anda kim ön planda? Ya şu tarih şöyle verebiliriz Melike. Sağ bek için soruyorlar. Orta saha zaten transferi muhtemelen ikinci kamp. Yani 22-27 Temmuz diyorum. Nedeni de şu orta saha adayları genelde turnuvadaki oyuncular işte. Danimarka'dan Højbjerg, İngiltere'ye karşı maçın öncesi seçildi. Misaka şu anda. Orta sahalar üzerinde söylüyorum. Højbjerg, yine bir tane daha oyuncu vardı. Goreska çok yazılı ama ben onu doğrulatamadım. Fofana'yı doğrulattım ama listede olduğunu doğrulattım. O da Fransa adayken yani orta saha oyuncuları cevabını Euro 2024 bittikten sonra verecek ama sağ bek öyle değil. Şimdi sağ bek adayları tabii. Şimdi en çok Misaka ile ilgili soru geliyor. Misaka şu an turnuvada değil. İngiltere milli takımına seçilmedi. Yine diğer adaylardan Asignon aynı şekilde. Asignon daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti yanlış mı? Uçak bileti bile rezerve edilmişti. Son anda sabah telefon açıp biz tercihimizi Premier Lig'den yana kullanıp deyip Burnley'e gitti ama Burnley'e küme düştüğü için Fransa'ya geri döndü. Galatasaray'ın sağ bek transferini ben açıkçası Temmuz ayında 9 Temmuz'da başlıyor Avusturya kampı. Avusturya kampına sağ bek transferini bitirmiş bir Galatasaray bekliyorum. Şimdi çok özür diliyorum. Birazdan hazırlanırdı ama ben hemen okuyayım. İzleyicilerimizden çok mesaj geliyor bu konuyla ilgili. Biz de milli takımı konuşacağız dedik ama federasyondan da açıklama gelmiş. Açıklama gelmişken taze taze konuşalım. Görüntüyü de hazırlarız. Hatta açıklamayı da hazırlarız sonra ama ben şimdiden okuyayım. Türkiye Futbol Federasyonu o görüntülerle ilgili, siz de biliyorsunuz şimdi açıklarız da. Evet, Arda Güler montajla görüntüleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Daha yeni. Direkt açıklamayı okuyorum. A milli takımımızın bu akşam gerçekleştiren antrenmanı sırasında biz de canlı olarak paylaşmıştık sizlerle. Televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk milli takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemli hatırlatırız. Arda ve Montella'nın görüntüsüyle ilgili böyle bir açıklama geldi. Şimdi şu var, ben de görüntüyü izledim. Bana da yazdılar işte konuşacak mısınız ama şimdi biraz niyet okumak, görüntüden bir şey çıkarmak gibi olacak. Bir hani nedir gerçeği bunu anlamak istedim aslında. Çünkü direkt bakarak burada direkt olumsuz bir şey algılayabileceğimiz bir görüntü değil aslında. Yapılan açıklama bu şekilde. Tabii ki sizin de takdiriniz, konuklarımızın da takdiri başka olabilir. Alacağım yorumlarını da onların ama yani kötü düşünmek için fazla hani ortada bir görüntü, bir çalışma görüntüsü, bir antrenman görüntüsü olduğunu düşünüyorum ben. Ama olumsuz yorumlandı sosyal medyada. Federasyonda böyle bir açıklamayla bunu duyurmuş. Hemen döneyim size. İzlediniz değil mi görüntüleri sizde? İzledim, izledim. Ne düşünüyorsunuz? Mehmet Özcan seninle başlayayım. Çok yani süreç iyi gitmiyor milli takım açısından. Ne yazık ki artık tarafgirlik diyebiliriz. Duygular farklı oluyor tabii ki. Çok milli takım, abartmayayım, herhalde Euro 2008'de kaldı o en son tamamen bir olduğumuz ki orada da yarı finalde o macera son bulmuştu. Onun dışı artık Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor çok kutuplaşmış milli takım var. Montella Adana Demirspor'da çalıştı. İtalya milli takımındaki futbolcu kariyeri çok da teknik adamla, teknik adamla fena değil. Nihayetinde Milan'ı görmüş bir seviyeden bahsediyoruz. Ligimizde de başarılı olmuştu. O yüzden de ben o tercihe çok ılımlı bakan taraftım. Nedeni de yerli bir teknik adamın kolay değil o. Sürekli bir tarafla ilişkilendirmiş işte mevcut adaylar vardı. Abdullah Avcı gibi, Sergen Yalçın gibi, yine Fatih Hoca, Aykut Kocaman hep konuşulan isimlerdi.
Ona rağmen süreç iyi yürütülmüyor. Ben biraz kendi adıma şunu söyleyeyim. Arda Güler üzerinden çok popülizm yapıyoruz. Evet, Arda çok büyük bir yetenek. 19 yaşında, 2005 doğumlu. Daha önünde seneler var. Türkiye'nin belki bir numarası olacak ama şu an bir numara değil. Yani şu anlamda değil. Oynadığı oyunu hatırlatalım. İşte Jesus'un Fenerbahçe'si. Daha sonraki Jesus'tan önce hatta İsmail Kartal'ın ikinci dönemiydi. Yine Real Madrid, Ancelotti. Genelde oynadığı aylar Mart, Nisan, Mayıs. Yani zaten sezon boyunca fizyolojik olarak görebiliyoruz oyuncunun %100 olmadığını. Bunu hocaları da görüyor. O dönemde hem Jesus'un hem İsmail Kartal'ın ikinci yarı oyunu atmasını doğru buluyordum. O dönemde böyle ilk 11 beklentisi vardı. Ya şimdi sesli düşünüyorum. Futboldan da anladığımı düşünüyorum açıkçası. Bana şöyle. Yani Arda Güler'de ben Mesut Özil'i görüyorum ama Mesut Özil 2010, 2012, 2014'te futbol o mevkide hükmediyordu. Yani artık futbol biraz çok teknikten fiziğe doğru evrilmeye başladı. Nihayetinde Arda Güler evet çok teknik ama şu anki milli takımda örnek veriyorum mesela Portekiz maçı. Geçiş hücumu oynayacaksınız Portekiz'i alt etmeniz için. Arda Güler'in 11 çıkma gibi zorun yok. Elbette Gürcistan gibi rakip top sizde olacak, rakip beraberle oynayacak. O maçlar tamam Arda Güler oynasın. İnanılmaz bir Arda Güler üzerinden bir 11 baskısı oluşturuldu Monte üzerinde. Bunu da anlamış değilim. Ve oyuncu nihayetinde %100 değil Melike. Bunu da görebiliyoruz. Zaten Real Madrid'e girdikten sonra antrenmanlarda yaşadığı sakatlık sezonun ilk yarısını pas geçti. Evet çok yetenekli bir oyuncu. Hiç itirazım yok ama futbol değişiyor. Arda da değişmeli. Artık dünyada Arda türü oyuncular zaten çok az kaldı. İşte İtalya milli takımları bugün görüyoruz artık öyle 10 numaralar kalmadı bakarsak. Arda evet özel bir oyuncu ama şu an biraz ben Arda üzerinden çok popülizm yapıldığını düşünüyorum. Hocanın da pekala oynatmama kredisi olabilir. Bence bu baskılardan etkilendiği için de 3-0 olmuş maç. Arda'yı koydu. Keşke koymasaydı oyuna. Zaten bizim için artık Çekya maçı önemli. Yine yıprandı bakarsak. %100 olduğunu düşünmüyorum ben Arda'nın fiziksel olarak. Gürcistan maçı da muhteşem bir gol attı ama gol dışında Arda'yı beğendin mi diye soruyorsan da ben çok beğenmedim performansını. Ama işte mesela Portekiz maçı 11'ini gördüğünde hani Arda'dan da bağımsız. Evet. Yunus Akgün'e şaşırdım. Arda'ya şaşırmadım. Arda zaten Arda'lık bir maç değil ki. Arda geç hücumunda kaç driplingle adam eksiltip. O maç mesela keşke sakatlıkları olmasaydı. İrfan Can oynayabilirdi. İsmail Yüksek oynayabilirdi. İlla hani ilk 11'i sorguluyorsak. Yunus Akgün tercih edilmeyebilirdi ama Yunus Akgün zaten orada 3. tercihti. Biraz da oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ister istemez monte yönete. Kenan Yıldız da başlayabilirdi. Evet. Ama nihayetinde ben Arda Güler üzerinden tekrarlayayım ısrarla popülizm yapılıyor. Sen ne düşünüyorsun Okan Koç? Şimdi Mehmet Özcan fizyolojik olarak dedi ya yani tam hazır değil. Onun görüşü tabii ki de saygı duyuyorum. Şimdi şu anda milli takımda kaç oyuncu var? 26-27 tane oyuncu var değil mi? 26-27 oyuncuyu al topla bir araya bir toplantı salonunda. Hepsine birer tane kağıt kalem ver. İlk 11'de ilk oynatacağınız oyuncu kim diye sorarsan hepsi Arda Güler yazar. Futbolun yaşı yoktur Melike. Ne olursa olsun 41 yaşındaki Pepe'yi de gördük. 39 yaşındaki Atiba'yı da 37 yaşında 36 yaşında da Dzeko'yu da gördük. Bu tür oyuncuları fizyolojik olarak geliştirmek istiyorsan oynatacaksın, sahada tutacaksın. Jesus en çok niye eleştiriyorduk ekranlarda ve hatta sosyal medyada? Çok fazla şans vermiyordu. Sonradan oyun alıyordu. Oynadığı zamanlarda çok etkili. Avrupa maçlarında dikkat edersen Arda Jesus döneminde sahada 70-80 dakika elinden gelen her şey hem mücadele anlamında hem de katkı anlamında elinden evet. gelen her şeyi veriyordu. Çok faydalı bir oyuncu. Ben her zaman söylüyorum. Bir takım oluşturacaksan özellikle Sergen Yalçın'dan sonra yakaladığımız bu kadar karakterli, yetenekli bir oyuncu kazanmamız zorundayız. Kazanmamız gerekiyor. Arda'yı yazacaksın ve çevresini ona göre oluşturacaksın. Geçiş oyunu. Geçiş oyununu nasıl oynarsın? Arda sağ tarafta oynuyor mu? Sağ önde. Arda'yı alırsın içeri, sağ tarafa Barış'ı, sola Kenan'ı, önde Semih veyahut da Cenk veyahut da Yusuf yapabilirsin. Değiştirebilirsin. Şimdi burada bahanelere sığınmamamız lazım. Bazı şeyleri görüyoruz. Bazı şeyler de art niyetli olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi milli takım duyguları tabii ki de artık insanlar tarafından kutuplaşmaya başladı. Ama burada adalet kılıcını ortadan vurursan hiçbir şekilde kutuplaşma olmaz. İnsanlar bunun farkında. Bizim Türk insanı futbolu herkesten çok çok daha iyi biliyor, görüyor, analiz edebiliyor. Bunu hepimiz hemfikiriz. Şimdi burada adaletsizlik veyahut hak yendiği zaman insanlar tepkiyi koyuyor. Arda Güler gibi bir yıldızımız varsa o sahada durması bile milli takımdaki diğer oyuncular için bir avantaj. Geçiş oyununda Arda'yı koyarsın forvet arkasına. Sağ tarafa Barış'ı, sola Kenan'ı, ön tarafa örnek Semih, Cenk, Yusuf herhangi birini tercih edersin. Şimdi o pas bağlantılarını kiminle kurabilirsin? Arda gibi yetenekli. Çevre görüşü var, oyun görüşü. Adam istiyor, foul kazanıyor, şut çekiyor, dribling. Yok yok adamda ya. Yok yok adamda.
böyle bir potansiyeli yakalamışken kardeşim sen o adamı kulübede oturtursan ondan sonra böyle tepkilere ve insanları bu şekilde de kutuplaştırırsınız. Kusura bakmayın. Kimse bu konuda yani ben de herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Benim görüşüm budur. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi Arda Real Madrid'de oynuyor değil mi? Evet. Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra dünyanın en büyük teknik direktörü Carlo Ancelotti mikrofonu alıp ne dedi? Sizi çok özel bir çocukla konuşturacağım, görüştüreceğim dedi. Verdi mikrofonu Arda'yla taraftarı baş başa bıraktı. Bak bunu söyleyen dünyanın en zaman zaman tabii ki de forma sakatlıktan çıktı, forma şansı bulamadı. Ama forma şansı bulduğu dönemlerde bile 7 maç 7 golü mü ne mi var Arda'nın galiba, evet. Asistleri de var. Yani hep oynadığı şansı çok çok iyi değerlendirdi değil mi? Hepimiz bunu görüyoruz. Real Madrid'de sana bir şey söyleyeyim mi? Bırak Real Madrid'e gitmek, antrenman sahasına çıkmak. Real Madrid tesislerinin etrafından bile geçmek nasıl bir ihtimal biliyor musun? Milyonda bir ihtimal. O da nasıl olacaksın? Arda gibi potansiyelli bir yeteneğe sahipsen oralara gidebilirsin. Arda gibi bir oyuncuyu ne olursa olsun vereceğim formayı sahaya süreceksin. Kimse kusura bakmasın. Burada Monte'yle ben buraya ilk çıktığım yayında milli takımla ilgili konuşmaya başladığımızda şunu söyledim. Benim tek çekingem, tedirginliğim Montero dedim. Yani Montero'nun ne anlamda Montero dedim? Sonuçta kadro seçimi, oyuncu tercihlerinde ben çok fazla adaletli olduğunu düşünmüyorum. Yani ya, o da bunun farkında. Dikkat ederseniz basın toplantısında ne dedi? Ya dedi 3-0'dan sonra dedi. Yani dedi santrafor orta sahaya gelen bir santrafor sokmayı düşündüm. Yani dedi 3 tane oyuncumuz var kenarda. Kimi Yusuf'u soktum. O zaman kardeşim sen başlasana önde Yusuf'la. Orta sahaya yardım edecek, geçiş oyunu tercih ediyor ya, kontra atak. Alanları daraltıp rakip baskı kuracak. Kontra süratli oyuncularla pozisyon bulmaya çalışıyorsun. Önde Yusuf, sağda Barış, solda Kenan, arkalarına Arda'yı koy. Salih'le şey yap, neydi o, Hakan yap. Hakan son 13-14 milli maçta bir tane asisti var ya. Ne yapıyor Hakan ya? Hocam kadroyu kiminle yapıyorsunuz? Kiminle beraber hareket ediyorsunuz? Yani benim artık, ben şeytanın avukatlığını yapmaya başladım. Artık benim kafamda deli sorular oluşmaya başladı. Yani kusura bakmasın kimse. Benim milli duygularımla kimse oynayamaz. Biz 80 milyon, 90 milyon ve oradaki gurbetçi kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımız o maçı o hevesle gidiyor. Arda'yı, Kenan'ı, Semih'i, Yusuf'u, Uğurcan'ı bunları izlemek istiyor. Kalede bir sezondur top oynamamış Altay'ı oynatıyorsun ya. Bak Altay kötü kaleci demiyorum. Kalecide, bak kalecilikte en önemli şey nedir biliyor musun? Eldivenler sıcak olacak Melike. Evet. Sıcak olacak. Uğurcan tamam. Ligde kötü bir performans zaman zaman sergilemiş olabilir. Ama Uğurcan milli takımda iyi performanslar da sergiledi. Mert olmadığı zaman orada direkt gözü kapalı kaleyi Uğurcan'a vereceksin ya. Kusura bakma hocam ya. Yani ne gibi kafanızda planlar var? Ne gibi şeyler düşünüyorsunuz da ne yapmaya çalışıyorsunuz? Türk halkı yemez buna sevgili Montella. Biz aptal değiliz. Ha, biz futbolcu, eski futbolcu olarak bazı şeyleri fark edebiliyoruz, hissedebiliyoruz. O insanların vücut dilinden analiz edebiliyoruz. Bunu Türk milleti de analiz edebiliyor. Futbol oynamamış, oynamış fark etmez. Herkes futbolu biliyor. Ama sen iyi niyetli değilsin, kusura bakma. Portekiz'e karşı bir tane pozisyonumuz yok doğru düzgün. Bak bir tane doğru düzgün pozisyonumuz yok. Şut çekmişliğimiz yok doğru düzgün. Ceza sahasının içine bir organize atağımız yok ya. Biz Fransa'nın dünya şampiyonu olduğu zamanlar Fransa'yı yeniyorduk kendi ülkesine biliyorsun. Almanyalara, İngiltere'lere en iyi zamanlarında dişe diş oynuyorduk. Nasıl oynuyorduk? Sahaya doğru 11 ve oyuncuları mental olarak hazırlayıp sürüp bu skorları yakalıyorduk. E sen ne yapıyorsun baba? Yani kutuplaştırıyorsun ya. Ayrımlaştırıyorsun. İnsanların güvenini alıyorsun o milli takımdaki oyuncuların. Çünkü sende bir takımda teknik adamın adaletsiz olduğunu düşünürse o futbolcular o takımdan hiçbir şey bekleme. Aslında çok böyle başlamamıştı. Böyle değildi ama şu an sorgulanır oldu tabii ki. Alınan sonuçların da etkilediğini düşünüyorum. Yani üst üste iki galibiyet olsaydı ya da yani bir puan olsaydı böyle aksiliklerin işte ben açıkçası hani bireysel bazı performansları da konuşacağız tabii ki yine. Hani beğenmediğim oyuncular var. Hani biraz Arda'dan bağımsız kadroda genel olarak 11'de beğenmemiştim maç başlamadan önce gördüğümde. Daha ayrıntıya ineriz. Böyle olunca tabii maç kaybedilince ve bu şekilde kaybedilince tepkiler daha da arttı. Belki ters giden bir şeylere rağmen puan alınsaydı
biraz daha yumuşak konuşulabilir. O görüntüler biraz daha farklı algılanabilirdi. Gürcistan maçının ardından öz eleştiri yapılsaydı. Yani şimdi yapan ben kendi adıma söyleyeyim. Aslında yapıldı da ya, konuşuldu da sen konuştun. Maç çok net 2-2 bitebilirdi. Sergen Hoca da konuştu. Ya konuşanlar vardı. Çok maçın hakkının 3-1 olduğunu düşünmüyorum. Gürcistan Türkiye orada futbol şansı yanımızdan sonda maçı bitiren golde kaleci kaledi değildi. 2-2 olabilirdi. O esnada zaten 3 atak verdik. İki oyuncu birbirine çarpma. Sonra tek oyuncu o sonra da golü yemiştik bence. Bir tane direkten döndü. Samet'in bir tane Samet çıkardı. Samet'in oradaki performansı. Ya şuna geliyorum. İki tane direkten dönen topları var adamın. Bu maçta da hayır, yani... Ne, ofansif anlamda mı çok iyiydi? Hayır, yani o son dakikada topu çıkarması... Defansif anlamda ama nasıl? Çok da pozisyon verdik. Onu çok söyleyeceğim. 5 dakika kalı o kadar, Gürcistan o kadar i̇şte pozisyon verilmez. İşte çıkan şu oldu ki... Uzatmada 3 pozisyon verdin. Bilmiyorum, siz çok daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah, yani bu seviyede... ne demek? Sen de biliyorsun. Kimse sadece biz çok iyi biliyoruz diye değil de... Yani buraya çıkıyor, çıkan insanlar futbol çok iyi biliyor diye bir şey yok. Melike, sen de yıllardır takip ediyorsun. Sen de çok ben iyi biliyorsun. Ben şunu anlayamıyorum. Yıllardır yorumlar... izliyorum ve sizlerin de yorumlarından yola çıkarak... Hep eleştirdiğimiz bir şey aslında. Yani hadi diyelim ki işte bazı maçlarda oluyor, bazı seviyelerde oluyor. Yani şimdi biz böyle üst düzey bir turnuvada oynuyoruz. Bu kadar gelmişiz, grup aşamasındayız. Yani geri pas olayını ben anlayamıyorum. Ve bir de görmeden. Şimdi canlı da izledik sen de ben. Ben başka bir şey söyleyeyim mi sana Melike? Olabilir. Benim en çok ne üzdü? Bakmadan attı. Beni ama en çok ne üzdü biliyor musun? Tam önümdeydi çünkü pozisyon. Basın tribünde o golü yediğimiz yerin oradaydı. Ki Okan Koç yıllarca futbol oynadı. Yok, birinin de gidip Samet'e sarılmasını, Altay'a sarılmasını beklerdim. Futbol bu olabilir. Kendi kalesine gol atabilirsin. Olabilir. Yani ben yani, o Bülent Korkmaz mesela olacak ama orada örnek veriyorum böyle lider. Bu da kendi kalesine gol değil. Bu arada ya o da çok ilginç. Dedim fark ettin değil mi yani? Oradaki tamamen teslim oldu. Kendi kalesine gol başka bir şey de yani olayın yani pozisyonun gerçekleşme şekli geri paslı olması. Yani bazen öyle bir takım baskısı yiyorsun ki bu sezon ben hatta bunu paylaşmıştım Twitter'da. 5'ti şu an 6 mı oldu ya da kaç oldu kaçırdığım maç varsa bilmiyorum. Yani kendi kalesine gol rekoru kırılıyor olabilir şu an. Ama bir şey söyleyeceğim, bazı maçlarda rakip kendi kalesine İtalyan oyuncu atmak zorunda kaldı. Evet, İspanya boğdu. Onu söylüyorum. Hani o başka bir şey ama burada gözümüzün önünde göz göre göre oldu ve büyük bir hata. Ve reaksiyon göstermedik. Az önce bir şey söyledim. Kalecinin eldivenleri sıcak olması lazım değil mi? Niye çıkıyorsun? Ölü noktaya gidiyor top kardeşim. Sen niye o topa çıkıyorsun? Tamam, Samet'te de suç var. Orada normalde zaman defans oyuncularına hocalar söyler. Kaleye, orta bölüme doğru hiçbir zaman geri pası vermeyin. Ama verdin abi, olur yani. Gayri ihtiyar sahanın içinde bunlar yaşanıyor. Verdin. Altay ölü noktaya çapraza doğru. İzleyin golü tekrar ya. Çapraza taç çizgisinin neredeyse korner çizgisiyle 18 çizgisinin olduğu yere doğru top giderken sen top orada çıkıyorsun topa. Niye çıkıyorsun? İşte bunun sebepleri bak. O art niyetli bir çıkış değil. Ben oyuncuda çok fazla suç bilmiyorum. Suç onu oraya süren, oynatan, sıcak olmayan kaleciyi niye oynatıyorsun? Uğurcan gibi kaleci var hocam. Yani kusura bakmayacak. Bu iki maçın ilk galibiyeti ben size söyleyeyim mi? Bireysel yeteneklerle kazandık. Oyun gücüyle kazanmadık. İkinci maçı da ben size söyleyeyim. Hocanın yüzünden kaybettik. Şimdi Portekiz aman aman futbol oynamadı ki ya. Allah aşkına Portekiz evet. 60-70. Dakikadan sonra da. 60-70. Dakikadan sonra Portekiz'de o Bruno Fernandes var, Manchester United'da orta saha oyuncusu. Tam kontratağı 4'ü 3 yakalamışlar. Adam geri yapıyor. Top ayağında. Yani hücum yapmak istemiyor. Geri yapıyor. Adamlar turnuvanın bir sonraki maçlarını düşünüyor. Yani sen hiçbir reaksiyon tepki koyamıyorsun ki. Oynattığın 3. bölgedeki oyuncular nasıl reaksiyon tepki koyacaksın? En iyi defans iyi hücum yapmaktır. Tamam, geçiş oyunlarında da bunu yapacaksın. Arda takip etmez, Kenan takip etmez. Kendisi demedi mi? Benim kanat forvetlerimi evet. Çok fazla bekleri takip etmesin, çok fazla geri gelmesin. O zaman niye kardeşim sen sağ tarafta uzun süredir doğru düzgün oynayamayan şeyi oynatıyorsun? Yunus'u sol tarafta, Kerem Galatasaray'da çok fazla şans bulamadı son dönemlerde. Juventus'ta oynayan, kendisini bulmuş, Gürcistan maçında çok iyi bir performans sergileyen Kenan'ı niye oynatmıyorsun? Barış gibi bir oyuncuyu. Ya sen bitiriyorsun oyuncunun değerini düşürüyorsun. Alsana sağ tarafta, ne güzel gidiyor orada, gidiyor geliyor. Burada 2 gün önceki yayında ne dedim biliyor musun? Nuno Mendes denilen bir sol bek, sol stoper var. Devşirme sol bek oynatıyor. Üçlüde. Bak bu adamı takip etmezsek sıkıntı yaşarız. Hocam oynat sağ bekte. Bak kardeşin olarak söylüyorum burada, nacizane bir tavsiye de ederim. Yani insanlar şimdi farkları çekecek. Ya oynatsana sol taraf, sağ tarafta Barış'ı. Bu oyuncuyu kim takip eder? Dayanıklılığı olup gidip gelebilecek Tabii. Bir tek oyuncu Barış. Süratli. Sen Barış'ı sırtı dönük. Barış gibi, Barış profilindeki oyuncuları Melike yüzü dönük oynatacaksın kaleye. Bir Fenerbahçe maçı, bir iki tane Galatasaray'da böyle defansın arkasına atılan maçlarda etkili oldu. Ama bu adamın maksimum verim alabileceğin yerde oynatacaksın kardeşim.
Ya bu kadar basit ya. Senin elinde muazzam potansiyelli yetenekli oyuncular var. Sen gidiyorsun abi konsol oyunlarındaki gibi. Şimdi bir oyuncu 98, 97 bu sağ tarafta mesela level'ı öne alıyorsun. Bir anda 80'lere düşüyor, 70'lere düşüyor. Niye düşüyor? Yani bunu konsol oyunları yapıyor. Sen yıllardır Milan'da çalıştırdın, futbol oynadın. Oralarda buralarda Türkiye'de. Bana göre Türkiye'de de başarılı olamadım Mehmet. Yani bu nasıl geldi milli takım maçına şaşırıyorum ya. Ya ben beni bu sıkıntıya biraz sokmak zorunda değil. Biraz erken. Ben eleştiririm. Yaptığı hataları söylemek zorundayım. Şimdi Barış'ı bir kere sağ tarafta oynatması lazım. Bir. Kenan gibi bir oyuncun varsa sol kanatta oynatacaksın. Juventus'ta attığı goller, yaptığı işleri hepimiz izledik. Gurur duyduk bu oyuncularla ya. Real Madrid'in antrenman sahasının içerisinden giremezsin ya. Ya Arda gibi bir oyuncu sen niye oynatmıyorsun? Kaleye yakın oynat, forvet arkası oynat. Tamam dayanıklılığı yok, maç kondisyonu yok. Sağ tarafta gidip gelemeyecek. Değil mi? Biz de bunu görüyoruz. Al içeri baba. Arkasına koy Hakan'la Salih'i. İki tane oraya set oyununu oynayabilen, pas bağlantıları yapabilecek. Çok fazla çıkma. Öndeki dört tane oyuncuya dedi kardeşim bölge oyunu oynuyoruz. İkinci bölgede bekleyip kaptığımız toplarla Arda'nın atacağı paslarla, Hakan'ın atacağı paslarla, işte Barış'ı, Kenan'ı, ön tarafta Semih ve hatta Yusuf herhangi bir süratli oyuncularla pozisyon bulmaya çalışacağız. Bu kadar basit. Sen uzun süredir forma şansı bulmamış oyunculara bir anda Amerika'yı tekrar keşfetmiyoruz. Kusura bakma Montello. Burası yani Türkiye milli takımı. Bak benim elimde belli bir seviyede oyuncu kalitesi yani oyuncu topluluğu olmuş olsa bir şey demem. Adamın yapacağı bu. Yapabilecekleri bu. Ama bariz kör gözün parmağını abi yapmasınlar gözünü seveyim. Ben burada yaptığı eksiklikleri eleştiriyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak, bir futbol sever olarak milli takımımız yok bu turnuvaya katıldı diye işte mutlu olmamız gerekiyor. Yok kardeşim bu yeterli değil. Benim oyuncularım çoğu uluslararasında çok önemli takımlarda oynuyor. Bu oyuncuları sen en iyi şekilde verim alman gerekiyor. En iyi şekilde faydalanman lazım. Yapmayacak abi. O Hamit Altıntop. Yani kardeşim ne dedin sen? Benim Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar benim Türk futboluma ihtiyacım yok diyorsun. Kusura bakma. Yani bu şekildeyse Türk futbolunun sana ihtiyacı yok. Türk futbolunun senin kafandaki planladığın tarzda yani yukarı çekebilecek milyonlarca insan var. Senden çok çok daha yukarı çekebilecek. Yani potansiyelli Türk eski futbolcuları var. Eski futbol adamları var. Yapmasınlar bunları ya. Geçecekler bu işi evet, abi. Evet. Şimdi devam edeceğim. İzleyicilerimizin yorumlarını da okumak istiyorum bir yandan ama haberlerimizi de paylaşacağım tabii ki. Şimdi attığınız sorulara geçeceğim. Barış formsuz, Cenk oynamalı demiş Bahadır Bey Çekya maçı için. Mehmet Bey Montella'nın bu turnuvadan sonra gideceğini düşünüyorum demiş. Arda Bey sana sormuş Mehmet Özcan. Çekya maçında nasıl bir 11 olur diye. Barış konusuna katılıyorum. Hatta ben Barış Portekiz maçında sola koyardım. Rakibin çünkü en net üstün olduğu taraf sağ taraf orada. Bernardo Silva ile arkasında Cancelo onlara karşı fiziksel olarak gayet Barış bir net tehdittir kenarda. Barış Alpers bir milli takım düşünmüyorum ben. Yani Barış her zaman bir opsiyon ama ya Okan Koç'a katılıyorum. Okan Koç'a katılıyorum. Forvet olarak riskle Portekiz maçı çok geçiş hücumu kovaladığımız için bir ihtimal ama en verimli olduğu taraf kenar. Bunu net şekilde görebiliyoruz. Değişiklik olacak ama zorunlu değişiklikler de olacak. Şimdi stoperler cezalı. Belki de Kaan Ayhan Meri'ye döneceğiz. Ki Kaan'la Meri'nin en top zamanlarında birlikte oynamışlıkları da var. Genelde Çağlar Meri oluyordu ama Kaan da ara ara stoper rotasyonda vardı ki Kaan'ın ben iyi bir turnuva çıkardığını düşünüyorum her şeye rağmen. Ön libero'da bence der top tabii keşke İsmail Yüksek fizik olarak hazır gelseydi o zaman Kaan stoperde Abdülkerim'le daha uyumlu bir ikili olabilirdi. Ben şunda yanılmadım Melike, savunmamıza hiç güvenmiyorum diyorum. Turnuvalar biraz 0-0 oynamayı becerebilen takımların işte Portekiz'in zamanında 2016 şampiyonluğuyla geldi. 2004 Yunanistan yani 20 sene öncesine gidiyorum yine aynı. Savunma biraz kazanır. Fransa'da yine sonuç aldığı zaman hep savunması iyiydi. Bizim milli takımımız zaten savunması sıkıntılıydı. Başta kale ve stoperler olmak üzere. Kendi adıma turnuvadaki hayal kırıklığı benim adıma Abdülkerim. Galatasaray'daki sakatlığın ardından iyi dönmemişti zaten. Orada bence biraz Okan Hoca da kazanan takım bozmayarak Nelson Abdülkerim devam etti. Yoksa Sanchez'in daha iyi stoper olduğunu farkındayız. Milli takıma da bence sirayet etti iyi bitirmemesi. Yani evet Samet bireysel hatalarda çok ön plana çıkıyor ama
yani Abdülkerim benim adıma hayal kırıklığı diyebilirim. Çok daha iyi Abdülkerim bekliyordum açıkçası. Çünkü bizim en fark yaratmamızı Ferdi yani olması gereken, en formda olması gereken stoperimiz. Ferdi biraz pili bitmiş şekilde geldi milli takıma. Fenerbahçe'de maç kaçırmadı bakarsak. Biraz tabii burada Fenerbahçe sağlık heyeti kadar teknik heyete de yazar şundan dolayı. Sezon sonunu bütün Fenerbahçe oyunculara bakarsak hep problemli geldi. Bence Ferdi'nin de %100 olmadığını düşünüyorum ki yediğimiz ilk golde faul bekledi ama muhakkak sen dikkat etmişsindir orada. Yerde kaldı ama faul olmadı. Orada kontra yedik. Oradan da zaten Bernardo Silva ile Portekiz ilk golü atıp fişi çekti. Yani zorunlu değişiklikler olacak onu söyleyebiliriz. Arda Güler'e muhakkak sarılacaktır Montella bu maçta Çekya maçında. Her şeye rağmen beraberlikte biz çıkıyoruz. Böyle bir avantajımız evet, da var. Ya önemli olan çıktıktan sonra da tabii ki ne yapabileceğimiz. Artık bu bizim güvensizlik durumumuzu mini takımımıza ortadan kalkması lazım. Daha konuşacağız. Bugün yoğun bir gün. Transferler de bekliyoruz gece. Onları da size canlı olarak paylaşacağız. Maç bitimi de konuşacağız demiştik. Euro 2024'te bugünle birlikte olacak. Son sayfaya bir virgül koyalım. Hemen Euro 2024'te bugünle beraberiz. Yayınımız son sayfayla devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Ne demiştik programı açtığımızda? Transferler de bekliyoruz. Trabzonspor'un iki transferi de bu gece geliyorlar ve biz de paylaşacağız. İstanbul'a geliyorlar. Paylaşacağız görüntüleri sizlerle. Muhabirimiz Engin Can Çelik orada bekliyor. Can Lundström ve Barış İç'i bekliyor. Oyuncuların canlı canlı görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Bir yandan transferle ilgili haberler de var demiştik, gelişmeler de var demiştik. Takımlarda durumlar ne, kamp planları ne bunları da konuşacağız. Yine sorularınız ve yorumlarınızla birlikte milli takıma da döneceğiz. Şöyle bir özet geçmem gerekirse, Euro 2024'te bugün de konuştuk, son sayfada da konuştuk aslında. Arda Güler konusuyla ilgili çok soru geliyor. Federasyonun yaptığı açıklamayı paylaştık sizlerle o görüntülerle ilgili. Arda Güler de o açıklamayı retweetledi. Konuklarımızın yorumlarını da aldık, dinledik. Yine üzerine konuşuruz ilerleyen dakikalarda ama haberlerimizi de paylaşalım. Merak edenler var. Galatasaray'da Nelson'la ilgili planlamadan bahsettik. Fenerbahçe'ye de bir bakalım. Fenerbahçe'de kimler gidecek? Bir haberimiz var. Kimlerin ayrılması bekleniyor? Yabancı futbolcuların sayısı fazla. Bir izleyelim haberimizi, sonra üzerine konuşalım. Evet, şimdi tabii bir yandan ben şöyle düşünüyorum burada. Evet, ayrılması beklenen oyuncular var ama bazen de öyle bir şey olur ki sizin yolları ayırmak istediğiniz futbolcuları gönderecek bir takım bulamıyorsunuz. Tam tersi, kadrola, planlamada düşündüğünüz oyunculara teklif geliyor. Bu sefer o oyuncular gittiği zaman yerine isim transfer ettiğinizde bu sefer bir obezlik oluşuyor takımda. O yüzden o süreci yönetebilmek de çok önemli. Tabii burada Mourinho'nun da beklentileri biraz daha önem kazanıyor. Şöyle bakınca Fenerbahçe'nin kadrosuna kim gider, kim gitmeli size göre haberimizde ayrıntıları izledik sözleşme durumlarınızı ama sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. İzleyicilerimiz de yorumlarını ve merak ettiklerini yazsınlar. Okan Koç. Şimdi Fenerbahçe defans bölgesine bakıyorum. Sıkıntı yok. Osterwol, Beko Acıku. Belki o bölgeye bir oyuncu daha transfer ederler. Görüşmeler varmış. Oradan biri gider. Luan Perez. Luan Perez. Yani ben şunu söyleyeyim. Benim aldığım duyuma göre 4 transfer. Belki 6 olabilir yani Fenerbahçe bu sezon 4 transfer. Ve en büyük ihtimal 6 transferle kapatma ihtimalleri yüksek diyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de Fred'in yanına, İsmail'in yanına enerjik, dinamik. Yani iki yönlü oynayabilecek bir orta saha transfer etmek istiyor. İstediklerini duyumunu alıyorum. Bir de forvete, santrafora bana göre de sol kanata bir oyuncu almaları lazım. Çünkü Mourinho'nun oynattığı oyun sistemini defalarca gördük, biliyoruz. Yani süratli giden gelen kanat forvetleri tercih ediyor. Zaman zaman 3-4-3 oynatıyor. Zaman zaman 4-2-3-1 değişiyor. Yani o anki elindeki malzemeye göre o sistemi belirliyor, tercih ediyor. Burada yapılacak transferler geldikten sonra daha da net bir şekilde yani analiz ederiz, yorumumu yaparız. Ama Fenerbahçe'nin şu anda oturmuş bir kadrosu var. İyi oyuncu topluluğu var. Sağ bekte bakıyorsun, o sahile Mert sol tarafta. Ferdi'nin durumu belli değil. Ferdi büyük ihtimal sol önde de kullanma ihtimali varmış. Yani sol beke de transfer yapabilirler. Bir tane forvet aldıkları zaman ben sadece Şimanski, Mercan geldi. Yani Şimanski konusunda biraz yani benim beklentilerimi karşılamadı. Tamam, sezonun boyunda skor olarak asist gollere bakıyorsun. Çok önemli skor katkısında bulundu ama biraz daha oralarda agresif, yani daha çok topla oynayan, arkadaşlarına pas bağlantıları yapan, gidip gelen böyle bir forvet arkası Şimanski'yi satarlarsa 8-10 numarada bir oyuncu tercih edecekler. Mourinho da büyük bir avantaj. Yani şu anda bakıyorsun, yani Mourinho'nun yapacağı açıklamalar da çok önemli. Şimdi sezonun içerisinde böyle bir teknik direktör, yani
hakemlerle ilgili negatif anlamda sahada yaşanan olaylar oluşursa bu çıkacak açıklamalar yapacak. Bu sefer ülke futbolu açısından da kötü gözükecek yani Avrupa'da. Çünkü Mourinho'nun her söylediği söz olay oluyor. Dünya çapında tanınan bir teknik direktör. Almadığı kupalar yok adamı. Renkli kişiliğe sahip. Otoriterli liderlik vasfı futbolu biliyor. Yani ama Türk Ligi çok farklı bir ligdir. İyi bir kadrosu var şu anda Fenerbahçe'nin. Gelecek transferler çok önemli. Doğru yerlere, doğru oyuncular alırlarsa yine şampiyonlukta favori bir takımların başına gelir gibime geliyor. Evet, Mehmet Özcan sen ne söyleyeceksin? Mevki gidersek savunmadan Luan Perez, orta sahadan Zayt bence yeni sezon planlaması da olmayacak. Artı hücumdan da Ryan Kent. Krunić'i de gönderdim ben. Krunić ve Crespo'dan biri kalır. İkisini de gönderdim ben. İkisi açıkçası. De gidebilir bu arada. Hani biri en iyi olasılıkla biri kalır diyorum ki yani orada Crespo Krunić değişiminin Fenerbahçe çok artı yazdığını gördük. Şöyle bir şey yapabilir mi? İrfan'ı zaman zaman çekip sağ tarafta Cengiz'in performansı artarsa sağ tarafa Cengiz'i... Tadiç'i çekmeyi düşünüyor. Bakın tam Tadiç'le ilgili bir soru gelmiş Alberk Bey'den. Hani Tadiç'i 10 numara olarak kullanır mı sizce diye. Kullanabilir çünkü Fenerbahçe'nin geçen sezonki kadrosu çok iyi olsa da geniş kadrosu ben Galatasaray'dan daha iyi diyorum. İlk 11'de bence Galatasaray'ın 11'i. Zaten şampiyon da olduğu için hani orada defansının daha güçlü olması diyebiliriz işte. Stopper'in, kalecisinin, ön liberosunun. Fenerbahçe'deki temel sıkıntı İrfan Can, Şimanski, Tadić, Džeko. Bence bu dörtlü iyi bir rakip teknik direktör analiz edip kitleyebilir. Yani orada ister istemez biraz daha çabuk süratli. Demin de Okan zaten güzel ifade etti. Transferde muhakkak sol kanada bir hızlı oyuncu ihtiyacı olduğunu. Bence muhakkak Mourinho, işte Mane denildi, Sterling yazıldı. Olmasa bile en azından o profil... İddialı bir oyuncu, hani pır pır kanat diyebiliriz. Bir de hani artık futbol, kenar forvetler çok çok değerli oldu. Bakarsan onların da skor gücü, evet İrfan Can geçen sezon fazlasıyla skor katkısı yaptı. 12 gol bildiğim kadarıyla. Tadiç ama yani işin oyun kısmı genelde sezonun ikinci yarısı hep Batshuayi'yle maç çözdü Fenerbahçe. Çok kenar forvetlerinin rolü yoktu orada. Belki Tadiç 10 numaraya geçmesi, Şimanski ile birlikte ikisi çok rahat orada rotasyonda dönüşüm yapar. Ben o bölgeye artı tabii bir de olmazsa olmaz. İsmail Yüksek, Fred'in ikisi yani. Nasıl ki iyi 3 tane stoperiniz olsun diyorum hani. İkisi oynuyor Galatasaray'da ki Fenerbahçe'de de Beka, Ciku, Ostabölde bence 3 tane iyi stoper. Gayet ikisinin dönüşümü kullanırsınız. Fred, İsmail'e de bir üçüncü gerek bence ikili oynadığınızda yani. Çünkü artık Melike lig 36 hafta olacak sanırım. Baylar olacak. Yeni sezonda. Buna Avrupa'daki ön elemelerle maç maratonunu ekle. 50 maça yaklaşıyorsun milli neredeyse. Milli maçta milli takıma gidenler olacak. Tabii o yüzden orada o rotasyona 30-35 maç döndürmen gerek oyunculara. Şimdi hızlı almam lazım. Bize yetmiyor bu son sayfalar. Şimdi bak Bronckhorst geliyor. Bir Beşiktaş'ın kamp programı ne olacak? Fan Bronckhorst'un geliş tarihi ve takımın kamp tarihi. Bazı ayrıntılar var. Hemen haberimizde onları paylaşalım. Beşiktaş'la ilgili sorularınızı da konuklarıma yönelteyim. Gelsin haberimiz ekrana. Evet şimdi Okan Koç'a dönelim. Artık başlıyor yeni hoca. Transfer çalışmaları da devam ediyor. Başladı oyuncular da gelmeye işte Paulista ile. Yine Beşiktaşların başka beklentileri de var. Başka isimler de var yine o bölgeye konuşuluyor. Sen şu anda gidilen bu yolu nasıl buluyorsun Beşiktaş'ta? Öyle başlayayım Okan Koç. Yavaş buluyorum, ağır buluyorum. Taraftar ağır. Bekliyor. Evet ağır buluyorum. Şu anda yani şunu söyleyeyim. Tabii ki de başkan... Geçen basın toplantısında, hocanın basın toplantısında da söylemiş. Tekrar edeyim. Yani söz verdikleri, o sözümüzün de arkasında duruyoruz. Gerekli transferleri, gerekli takımı oluşturacağız. Hedefe şampiyonluğa giden bir takım oluşturacaklarını söylediler. Ama Beşiktaş taraftarı şu anda telefonun başında böyle resmi isteği bekliyor. Çünkü dikkat ederseniz çok fazla muhabirlere oraya buraya sızdırmıyorlar transferleri. Resmi siteden belirliyorlar, açıklıyorlar. Onu bekliyor Beşiktaş taraftarı. Resmi sitenin bildirimlerini açmışlar abi. Bakıyorlar her gün, her dakika transfer gelecek mi, geldi mi, ne zaman gelecek. Bu konuda da artık başkanın, yönetimin biraz daha yani tabii panik transferi deriz mesela. Hata yapma olasılığı yüksek oluyor. Bu konuda tedbirli, dikkatli davrandıklarını da düşünüyorum. Macera aramaya gerek yok. Başkan Paulista'yı getirdin. Git Hummels'i de getir. Bir iki fazla ver. En azından o bölgede yıllardır sıkıntı yaşayan bir takım camia. Hummels'i de getirdiğin zaman oraya oturtmuş muazzam ikili. Gerçekten sağlam duruş sergileyecek. Arkadaki ve öndeki oyunculara güven verecek. İki tane profil getirmiş olacaksın. Ya ondan sonra ön tarafa Mahmut Rahat'ın yanına onun önüne de iyi bir santrafor geldikten sonra sağ tarafı sol tarafı o fırsat transferleri dediğimiz
olaylarla gerçekleştirirsin. Taraftar bekliyor artık. Yani hoca geldi. Ben Gio'nun artık yani biraz daha Van Brokers, Gio Van Brokers'ı çok fazla uzadı. Bazen isimlerde yok, güzel. Gio şeyde Hasan Arat da öyle dedi. Yabancı isimlerde telaffuzda sıkıntı yaşıyorum da sonra millet makara yapıyor, tiye alıyor beni de. O konuda canım, en azından var. Bari pratik bir şekilde yolu deldiyelim de fazla sağa sola sapmayalım, makaraya uğramayalım, tiye geçinmeyelim de. Şunu söyleyeceğim, yani taraftar bekliyor. Yani bekliyor, transferi bekliyor. Tamam, geçen sene devre arasında Musrati ile Muçi'yi getirdin. Musrati de Muçi de bana göre daha istenilen seviyelere çıkamadı. Beklentileri tamamıyla karşılayamadı ama o potansiyelleri olan oyuncular. Kupa maçında gördük ikisini de. Ziraat Türkiye Kupası yarı final. Final maçında çıplak gözleri izledik. Maçta maç sonu yorumları da yaptık. Değerlendirmeleri. Bunların performansını artırabilecek nokta atışları deriz. İyi oyuncular getirilmesi gerekiyor. Onları da onlar analiz edecek. Bizim işimiz değil. Biz gelen oyuncuları izledikten sonra ona göre değerlendiririz. Ama işte şu çok önemli. Alacağın oyuncu takımın içindeki performansını artırabilecek mi? Artırması gerekiyor. Takımın içindeki oyuncular da onun performansını artırması gerekiyor. Ona göre oyuncu profili tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani hocanın oynattığı oyun sistemi, yani Beşiktaş camiasına uyabilecek bir oyun sistemi. Sistem nedir? Yani bekleyerek 3 bölge, o futbol bölge oyunudur. 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge. Bazı hocalar 1. bölge, Gürcistan 1. bölgeyi tercih ediyor. Biz Portekiz maçında 2. bölgeyi tercih ettik. Portekiz 3. bölgeyi tercih etti. Yani şimdi Gürcistan'a karşı 3. bölge oyunu oynadık. Büyük takımlarda nasıl şampiyon oluyor? Son dönemlerde baksınlar. Galatasaray 3. bölge oyunda. Sergen Yalçın'da Beşiktaş 13 kişiyle 3. bölge. Şenol Hoca keza öyle. Yani baskı kurarak ligdeki takımlara üstünlük sağlayıp şampiyon olma olasılığı daha yüksek. Ha, evet. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gittiğin zaman tabii ki de daha kontrollü. Rakibi hatayı sürükleyecek, yöneltecek bir oyuncu topluluğu, oyun sistemini tercih edebilirsin. Ona göre oyuncu transfer etmeleri lazım. Sol kanata bir oyuncu almaları gerektiğini düşünüyorum. Raşiska geçen seneki performans hoşuma gitmedi. Beklentilerimi karşılayamadı. Çünkü Galatasaray'da çok farklı bir Raşiska vardı. Ama oyuncuyu hep değerli kılan sistemdir. Sistemi de oluşturan teknik adam. O teknik adam da oyuncunun performansını... Şey olmadı bravo. Birçok hoca geldi gitti. Ama buradan Serdar Hoca'yı tekrar tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım. Abim çok severim, sayarım. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani bu oyuncu topluluğuyla bu takımda kupa kazandı. Kolay değil. Mental, fizik olarak özellikle bunu söyledi bana Okan dedi. Fizik olarak gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir takımla mücadele ettik dedi. Yani fizik, kondisyon, sezon başı kampı deriz. Devre arasındaki sürekli biraz sakatlıklar oldu. Bunları toparlayıp bu kupayı kazanmak, Trabzonspor gibi ezeli rakibi, ciddi rakibi, ülkenin büyük takımlarından bir tanesine karşı oyunda ezici üstünlükle maçı kazanıyorsun, kupayı alıyorsun. Bu önemli bir faktördü. Kupanın da favorisi Trabzon olarak görülüyordu. Ben yayından önce de söylemiştim. Yani Beşiktaş farklı bir anlayışla çıkacağını, çünkü bir gün önce Serdar Hoca ile konuştum. Onu bir kenara koyalım. O kupa bir nebze sezonun en güzel futbolu oynayarak kupayı alması çok bravo, Serdar bravo. Hoca'ya artı bunu yazıyor. Yapabilen oyuncu topluluğu niye sezonun tüm boyunda tamamıyla niye yapamadı? Burada demek ki o zaman oyuncularla gelen teknik adamlarda problem varmış. Sezon başı hazırlığında. Yani, aynen. Şimdi bundan sonraki süreç yapılacak transferler. Taraftar bekliyor. Sevgili başkan, git Hummels'i getir. Bak dinle şu kardeşini. Dinle şu kardeşini. Yani yanlış anlaşılmasın. Hummels'i ne tanırım, ne ederim, ne menajerim, ne onu bunu. İnsanlar şimdi farklı yere saptırmaya çalışabilir biliyorsun. Bu işlerde oyuncu önerdiğin zaman hayırdır, menajerini mi tanıyorsun falan filan gibilerinden. İşin içinde sen de mi varsın? Düşünebilirler. Normal. Sonuçta gayri ihtiyar adamların kafasında böyle soru işaretleri oluşabilir. Ama Hummels'i getir. Yani Hummels'i getir, insanların kafasında o soru işareti oluşsun. Ben buna da razıyım. Getirebiliyorsanız getirin. Çünkü oyuncu da yani o işareti yaktı. Geçen gün sosyal medya paylaşımında kartal işareti yaptı farkındaysan. Gelmek istediğini, oynamak istediğinde orada bir nebze sinyal olarak vermiş oldu. Yani bir tane de bak, bir tane de iyi bir orta saha. Atiba Solsa profilinde. Yani ısıran, basan orada Musrati'yi biraz daha rahatlatacak. Çünkü Musrati'nin en büyük özelliklerinden bir tanesine müthiş paslar atabiliyor. Hem defansın arkasına hem oyun bağlantılarında, pas bağlantılarında müthiş işler yapıyor. Sol tarafa da bir tane kanat forvet. Ön tarafa da iyi bir santrafor. Çünkü buradaki yayında sevgili Hüseyin Yücel'den onun sözünü aldım bak. İzliyorsa bizi, eğer ki onu tanıyan, bizi izleyen çevresindeki arkadaşı, dostu kim varsa bak bir daha söylüyorum. Onun sözünü bana verdin.
İki tane baba transferi. Ben bir tane, o gün bir tane verdim. Ben iki tane istiyorum. Ne zaman, kupa mı, finalinde mi verdin? Yok yok, geçen Koray'la burada yayın yaptığımızda bağlandı. Bir, iki hafta önce falan, 1,5 hafta 21'deki yayında son, şey, transfer atladı değil mi? Yani söz verdi burada. İki transfer sizden bekliyor sevgili Hüseyin Cel, Sayın Başkanım. Daha önce bunu şey, Kagawa transferinde yapmıştı biliyorsun, sponsor olmuştum. Yani burada da artık taraftar Aralık'ta, Ocak'ta şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Yani ben buraya geldiğim zaman, ben her zaman söylüyorum, ben tarafım ama objektifim. Beşiktaş'ta, Fener'de, Galatasaray'da, bir Beşiktaşlı olarak da Beşiktaş'ın o yarışın içinde olması gerektiğini yani istiyorum ve temenni ediyorum. Onlar da bunlarla ilgili adımları yapacaklarının sözünü verdi. Eğer ki hayal kırıklığı yaşatırlarsa, bak yaşatacaklarını söylemiyorum, yapmayacaklarını da düşünüyorum. Mücadele ettiklerini de biliyorum sevgili Melike. Evet. Eğer ki hayal kırıklığı yaşatılırsa, yine geçmiş dönemlerdeki gibi, yani en ağır şekilde ben eleştiririm. Fırsat nerede doğarsa bana, o şekilde yani Allah bana nerede fırsat verirse ben gerekli söylemlerde bulunurum. Ha, kolay değil işleri. Çok ağır, çok ciddi şekilde bir enkaz aldılar. Yani şimdi o gün ben başkanı, evet, kupa final maçında tekrar söyleyeyim, gördüğümde bana söylediği ifade ne biliyor musun? Maçtan sonra aşağı indim. Ya dedi, hoca konusu ne dedim başkanım dedim. Yani dedi, görüştüğümüz hocalar var dedi. Yerli yabancı dedi. Ama dedi, büyük bir olasılık yabancı olacağını söylemişti bana. Pekal dedim, transferlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ciddi şekilde oyuncu havuzumuz var dedi. Önemli oyuncularla da görüşüyoruz. Ama en büyük problemimiz dedi, elimizdeki kontratlı oyuncuları göndermemiz gerekiyor Okan dedi. Onları gönderdikten sonra dedi, gerekli hamleleri yapacağız dedi. İşte kampa kadar en azından iki oyuncuyla başlansa bir taraftarın o gerginliği alınmış olur. Ondan sonraki süreç zaten yavaş yavaş adım adım ilerler diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın olası kadrosuyla ilgili ve Van Bronckhorst'la ilgili Mehmet? Ben Beşiktaş'ın yabancı bir teknik adamsa Van Bronckhorst profiline çok negatif bakmıyorum, pozitif bakıyorum. Feyenoord'daki lig şampiyonluğu, Rangers'la Avrupa Ligi'nde finali zorlaması ki penaltılarda kaybetti. Artı yaş olarak da çok uygun. 49 yaşında ve Beşiktaş'a gelmeyi istekliydi. Bu çok önemli. Para için gelmedi Beşiktaş'a. Nihayetinde kontradaki rakam da 1.4 milyon euro. Evet. Gayet makul bir rakam. Büyük takımlardaki yabancı teknik adamların aldığı ücretleri düşündüğümüzde bir sıçrama tahtası onun içinde. Türkiye burada Beşiktaş'ı Mourinho'lu Fenerbahçe ile 2 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray'ın önündeki Trabzonspor'da bayağı agresif bir transfer dönemine bu ezeli rakiplerin önünde şampiyon yapması kariyer açısından çok iyi bir fırsat olur. Evet, ligimizde Hollandalı teknik adamların son dönemde çok başarılı olduğunu görmüyoruz ama hani Van Bronckhorst'un Endonezya asıllı olması, futbolcu kariyeri bence artık günümüzdeki teknik adamların futbolcu kariyeri önemli. Oyuncu grubunun biraz daha böyle sizi dikkate almasında muhteşem bir futbolcu kariyeri vardı. Ama Okan Koç'a da katılıyorum. Transferde çok çok iyi adım. Yani omurga çok önemli. Orada Paulista ile o iş kalmamalı. Hata yapma lüksleri yok ya. Hummels muhakkak olmalı olabiliyorsa. Evet. Artı tabii Musrati ile Muçin'in de bu sezon göstereceği performanslarını ve tabii ki forvet tercihi. Verilen paraya değmesi gerekiyor. Forvet tercihi yani işte Abubakar'la artık olmayacağı aşikar. Olmayacak. Gördük yani oyuncunun artık fişi çekmiş vaziyette. Omurga iyi kurduktan sonra sağa sola hangi parçaları koyarsanız koyun. İşte Beşiktaş'ın şöyle en son şampiyonunu hatırlayalım. Josef de Souza, Gezdal Abubakar vardı. Evet. Bakarsak stoperde de Vida vardı. Vida vardı. Yani etrafında Larin de iş yaptı örnek tabii veriyorum. Kenarda Gezdal da iş yaptı ama omurgasıydı Beşiktaş'ın. Şimdi bir virgül koyalım, tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin de hazırlık çalışmaları, kampı ve kamp detayları belli oldu. Oynayacağı hazırlık maçlarının listesi de var elimizde. Ne zaman başlayacak, nerede, yine Avusturya'da çalışmaları olacak. Fenerbahçe'nin de sezon öncesi kampında. Bir bakalım hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe'de, yine üzerine konuşalım.
Evet, Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazırlık maçı oynayacak takımlar da belli oldu. Onları da paylaşmış olduk. 29'uyla başlıyor takımlar. Tekrar edelim. Petrolul, Admira, Hajduk Split, Strasbourg takımlarıyla maç yapacak. Bu arada rakibi de belli olmuştu Fenerbahçe'nin. Lugano. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın Avrupa'da geçen sezon. Beşiktaş eşleşmişti Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a veda ettiği maç. Maçı izledim ben. Stat'taydım. 2-0 önündeydi. Eksik. Kırmızı kart gördü. Kim gördü? Aklıma gelmiyor şu anda da. Rozier gördü. 2-1 oldu. 2-2 oldu. Ya şaşırdık. Bir anda ne oluyor falan filan derken. Ama Fenerbahçe çok rahat geçer. Takım Beşiktaş'ta o gün yani 2-1'den sonra oyuncular panik yaptı. Tabii sonra deplasmanda kazanmadın Beşiktaş'ta. Kazandı da yani ben Fenerbahçe'nin çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir kere insanlar taraftarı çok fazla tedirgin, stresi olmasın, yapmasın. Niye? Kalede Livakovic, ön tarafta Djiku Bekoa, Osterwold. Sağ tarafta bir tanesi milli takımın oyuncusu Mert de Osayi. Evet. Öbür tarafta Ferdi, o da milli takımın sol beki. Yani iyi de sezon geçirdi aslında. Kim? Geçen sene Fenerbahçe. Yani rekor puan, iyi oyun. Yani burada iki takımın da çok iyi olması bir takım. Ya Fenerbahçe var ya, ne yaptı biliyor musun? Birkaç adım önüne geçmesiyle. Fenerbahçe elinden aldı kupayı, elindeki kupayı aldı, Galatasaray'a verdi ya. Net bir şekilde. Çok özür diliyorum, Trabzonspor'un transferleri geldi. Engin Can Çelik muhabirimiz bizleri bekliyor. Melike teşekkürler. Trabzonspor'un transferde anlaştığı iki oyuncu şu dakika itibariyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Ve Trabzonspor yönetim kurulunun tahsis ettiği araçla birlikte kalacaklar. Otele doğru hareket edecekler. Daha sonrasında da yarın sponsor hastaneden sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da Trabzon'a hareket edecekler. İstanbul'da Trabzon'a hareket edecekler. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarla beraber buluştuktan sonra da resmi imzaları atması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından dediğimiz gibi yarın İstanbul'da öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzon'a hareket ettikten sonra da prensip anlaşmasına varılan ve resmiyete dökülmesi bekleniyor. İki oyuncunun da kampa yetiştirmesi planlanıyor. Lusran ve Barisic, Glasgow Rangers'ta iki oyuncu da top koşturmuştu. Bedelsiz olarak Trabzonspor'la anlaştılar. Kısaca Lusran'dan bahsedecek olursak, orta saha mevkinde forma giyen Lusran, 18 Şubat 1994 doğumlu, 30 yaşında, 1.81 boya sahip ve 74 kilo tecrübeli oyuncu. Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers'ta oynamıştı. İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Prensip anlaşmasına vardı ve Barisic'ten de kısaca bahsedecek olursak, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 35 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Şu dakika itibariyle de artık oyuncular arabalara bindi. Valizlerini yerleştirdikten sonra da kalacakları otele doğru hareket edecekler. Ve kameraman arkadaşım şu an Niyazi Kurt sizlere de gösteriyor. Hem Lusram'ı hem de Barisic'i otobüse bindiler. Trabzonspor yönetim kuruluna ait minibüse bindikten sonra da İstanbul'da otelde kalacaklar. Ve yarın öğlen saatlerinde sponsor hastanede sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inecekler ve resmi sözleşmeyi imzalayacaklar. Ve Trabzonspor'un Macaristan'da yapacağı kampa da iki oyuncunun da yetiştirme için çaba sarf ettiğini söyleyelim. Erken başladı Trabzonspor transfer döneminde. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bu açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncularımızı, transferlerimizi kampa yetiştirmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ve artık minibüsün de yavaş yavaş hareket ettiğini söyleyelim. İstanbul Havalimanı'ndan doğru kamp yapacağı otele doğru hareket ettiğini söyleyelim. Biz İstanbul Havalimanı'ndan kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la beraber iyi geceler, iyi yayınlar dileyelim. Teşekkür ediyoruz Engin Can Çelik. Niyazi Kurt'a da teşekkür edelim. Biz de bu görüntülerle, bu haberle birlikte artık programın sonuna gelmiş oluyoruz. Mehmet Özcan, Okan Koç, çok teşekkür ederim. Sıkıştırılmış biraz oldu son sayfa. Bir de Euro 2024'ü de konuştuk tabii. Konuşamadıklarımız da kaldı, eksik kalanlar da oldu ama uzun uzun değerlendireceğimiz yayınlarımız olacak. Ağzınıza sağlık. Bu son sayfanın kapanış ışıkları var ya, evet, bana gençliğimi hatırlatıyor. O zaman yönetmenimiz, bu arada rica edelim veda ederken o kapanış ışıkları ve müziğimizle birlikte. Sevgili izleyicilerimiz, bu geceyi de noktaladık. Yine saatler 23'ü gösterdiğinde beraberiz o ana dek. Hoşçakalın. Geliyoruz.